Evet, Esenyurt halkına eski Ramazanları soruyoruz. Esenyurt'ta Ramazanlar nasıldı? Efendim, eskiden Esenyurt'ta Ramazanlar nasıldı? Eskiden Ramazanlarımızda mahallelerimizde her akşam mahalle belediye başkanlığı, geçmiş dönemki belediye başkanlarımız halkla beraber iftar yapıyordu. Ve çok güzel bir pozisyonumuz oluyor. Bütün mahalle katılımıyla böyle 1000 kişilik, 2000 kişilik, 3000 kişilik, 5000 kişilik iftarlar görüyorduk. Ama maalesef bu sene yok. Bilemiyorum. Yeni başkandan da bunu bekleriz. Her ne kadar yeni başkan da olsa bunu şu anda Esenyurt bu potansiyeli arıyor, özlüyor, bekliyor. Biz bekleriz. Yani keşke aynı şekilde devam edilse idi, halkla kaynaşılsaydı daha güzel olurdu diyorum, ben düşünüyorum. Çünkü neticede bu Ramazan bizim mirasımız, bizim kültürümüz, bizim dinimiz, inancımız. Tutan da tutmayan ama bir güzel bir kolektif bir hareket meydana geliyordu. Çok güzel oluyordu ama şu anda göremiyoruz. Neden göremiyoruz bilemiyorum. Yöneticilerimize sormak lazım. Yeni başkanımız Kemal Bey'e sormak lazım. Niye yapmıyoruz? Yapmamız lazım. Bekliyoruz inşallah. Daha güzelini bekliyoruz. Yani meydanımızda şenlikler oluyordu, eğlenceler oluyordu. Halkın benimseyeceği güzel kültür faaliyetleri oluyor. Ama şu anda Ramazan olduğu bile belli değil Esenyurt'ta. İnanın araştırabilirler, bakabilirler, meydana geçebilirler. Kültür bilimler olan yerlere, geçen sene kültür hareketlerinin olduğu yerlere bakabilirler. Bu sene yok. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bekleriz inşallah. Yeni başkandan bekleriz. Eski Ramazanlar Esenyurt'ta nasıl geçiyordu? Şimdi eski Ramazanlar Esenyurt'ta şöyle bir güzel geçiyordu. Komşuluklar ön plandaydı. Yani paylaşımlar vardı. Birbirimize gidip gelmeler, işte katık paylaşmalar, aş paylaşmaları gibi bir şeyler var. Çünkü o zamanlar hani böyle bir mahalle statüsündeydik. Yani insanlar iç içe harmanlaşmış, işte güneydoğulusu, doğulusu, batılısı, Karadenizli hep bir eksende oturuyorduk. Ve otururken neden Ramazan dediğimiz zaman insanların manevi değerleri hep bir ön plana çıkardı. Bu ön planlara çıktığından dolayı da paylaşımlar olurdu. Gider gelirdik, teravihleri beraber kılardık. Camilere beraber giderdik, bayram namazlarını beraber kılardık. Ve böyle bir şey olurdu, güzel bir atmosfer olurdu. Mesela hani çocukluğuma dönmek istersen, ben 46 senedir Esenyurt'tayım. 46 senedir de Esenyurt Saadetleri Mahallesi'nde ikametgah ediyorum. Biz bayramın gelmesini dört gözle beklerdik. Niye? Çünkü bayram dediğin zaman bizim için bir sevinçti. Çocukların bir sevinciydi. Her tarafta işte öncelikle şunu yapardık. Bir sabah namazımıza, büyüklerimize beraber gider, namazımıza eda ederdik. Namazı eda ettikten sonra camide böyle bir halka oluştururlardı bizim büyüklerimiz. Ve biz herkes sırayla büyüklerin ellerinden, küçüklerine gözlerinden öpülür tabiriyle öyle bir selamlaşma yapardık. Tabii insanlar bize şey verirlerdi. Hani o zaman hazırlıksı gittiğinden dolayı şeker falan yoktu üzerinde. Bozuk paralar işte 1 liralar, işte 5 lira o zamanın demir paraları falan. Onlardan da çok güzel bir sevinç yaşardık. Yani bu bayram sevinci. Ramazanlarda bu iftar çadırları oluyor mu? Esenyurt'ta oluyor muydu yani? Şimdi şöyle bir şey. Bundan bir önceki dönem belediye başkanı Sayın Necmi Kadıoğlu'nun döneminde iftar çadırlarımız vardı. Artı sokak iftarlarımız vardı. Ama şu anki işte yeni seçilmiş olan belediye başkanımız Sayın Kemal Deniz Bozkurt daha henüz bir belediyede bir oturamadığından dolayı, ki muhtemelen öyle düşünüyorum, ondan dolayı sokak iftarları düzenleyememiştir. Ama tabii ki ben biliyorum onun yani insanı yapısından ve vicdanı yapısından bildiğimden dolayı sokak iftarı vermemiştir. Ama mutlaka durumu iyi olmayan insanlara yardım elini uzatacağından kesinlikle eminimdir bundan. Ve uzattığından da haberleri geliyor bize. Yani aslında iyi midir kötü müdür bilemem ama tabii şimdi şöyle bir şey de var. Geçen gün rastladım ben. Marmara Parkı'nın önünde çorba dağıttırıyordu Esenyurt Belediyesi zabıtalar tarafından. Bu şekilde iyiydi ama işte geçen dönemlerde tabii ihtiyacı olan olmayan herkes bir kere iftar sofralarına doluşuyordu. Bu bir gerçekti. Yani israflar oluyordu bilmem ondan sonra böyle adamın ihtiyacı yok. Ha bildiğimiz Ramazan'da şudur. Eğer ki sen gerçekten ihtiyacı olan bir insanı sofrana davet edersen iftar olan odur yani. Şimdi sokak iftarı dediğimizde adamın durumu var. Adam diyor ki ya hanım bu gece bugün yemek yapma ben iftarı sokakta açacağım deyip gelip sokak iftarına katılım sağlıyorlardı. Ne oluyordu? Arkamızı döndüğümüzde gerçekten ihtiyaç sahibi onurlu bir insan olduğu için o sofraya tenezzül dahi etmiyordu yani. Şu an için bence belediye başkanının yeni seçilen belediye başkanının bunu vermemesi bence doğaldır diye düşünüyorum yani. Eski Ramazanlar Esenyurt'ta nasıl geçiyordu? Eski Ramazan Esenyurt'ta çok güzel geçiyordu. Etkinlikler düzenliyorlardı. Ne bileyim insanlar birbirine davet ediyorlardı. Çok güzel geçiyordu. Şimdi onları göremiyoruz sanki. Ramazan çadırları oluyor muydu? Ramazan çadırları oluyordu. Şimdi çadırları göremiyoruz mesela. Neden acaba bunlar? Bu etkinlikleri hiç göremiyoruz yani. Bunlar çok önemli insanlarımız için.
birbirimizle kaynaşıyorlardı. İhtiyaç sahipleri için. Ne bileyim yani bunlar çok ihtiyaç, yani sosyal şey faaliyetleri göremiyoruz maalesef. Bunlar hep kayboldu. Bunlar olmaması lazım. Biz büyük bir cihan devletiz yani, Türkiye'deyiz. Evet, mikrofonumuzu biraz da gençlere uzatıyoruz. Bakalım Esenyurt'un eski Ramazanlarını nasıl değerlendireceksiniz? Daha önce Esenyurt'ta eski Ramazanlar nasıl geçiyordu? Ya ben yaşımdan itibaren çok hatırlamıyorum ama şöyle diyeyim size, her mahallede iftar çadırları düzenleniyordu. İnsanlar bir araya geliyordu, aktivite oluyordu, sosyalleşiyorlardı. Böyle çay ocakları kuruluyordu, sınırsız çay ikram ediliyordu. İnsanların kaynaşması için fırsatlar sunuluyordu. Evet, ya ben 6-7 yaşlarımda falandım ama hatırlıyorum. Bence insanlar çok özledi mahallede yapılan upuzun iftar sofralarını. Bence yeniden öyle aktiviteler yapılabilir. Geçen seneden de hatırlıyorum, belediyenin önünde, yani kültür merkezinin önünde iftar çadırları kuruluyordu. Orada işsizler, işte aç insanlar gelip yemeklerini yiyorlardı. Yine aynı şekilde sosyalleşiyorlardı. Gayet de güzel oluyordu ama ben bu sene göremedim.